Merhaba arkadaşlar, Kıbrıs'a geldik. Bu sefer farklı bir amaç için geldik. Üretilen ilk yerli otomobil için geldik buraya. Şu an Lefkoşa'da Merit'te kalıyoruz. Şurada parçacı vardır. Benim arabanın motorunu buradan almıştım. Şu yokuştan zor çıkmıştı araba bitik motoruyla. Vay be, hey gidi günler. Arkadaşlar merhaba, yanımda Mehmet Akif Doğan var. Bizim hem takipçimizdi, şimdi de Otokar dergisinde çalışıyor. İlk yerli elektrikli otomobil lansmanına gidiyoruz yarın. Ama bugün de çok iyi denk geldik. Rally şampiyonası Kıbrıs ayağı var. Seyirci etabını izleyeceğiz beraber. Hem Rum tarafını hem Türk tarafına geçiyor. Aslında iki tarafı da birleştiren bir rally. Bu taraf Rum tarafı. Buradan böyle geçip bizim tarafa geçecek. Abi ne düşünüyorsun abi? Gerçekten çok heyecanlandırdı beni Sinan. Biraz yani, Honda CRX ve şeyi de anlamadım o heyecanlı. Şöyle söyleyeyim, esasında doğru söylüyorsun ama artık dünyada yani aerodinamik olarak, sportif görüntü olarak evet. Ve yürüyenin boyutsal yerleşimi olarak artık belli, olay belli yere başladı. Geldi. Aynen öyle. Sinancığım, dolayısıyla mesela VFR'ları kullandığı zaman aerodinamiğe çok büyük bir katkısı var. A kolonunun eğiminin çok profesyonelce tasarlanmış, aerodinamiğe çok önemli katkısı var. Bir de otomobilin sportif görüntüsünde dikkat etmek. Otomobil yaklaşık 4 metrelik bir otomobil. Evet. Çok büyük bir otomobil değil ama müthiş bir aks mesafesi var. Tahminimce en az 2.70 falan civarında. Evet. Teker yarı çaplarını da koy. Arka tarafta overhang kalmıyor ve çok sportif bir görüntü. Ön tarafta da evet. Çok az bir overhang var. Tabii burada elektrikli otomobil olmasının da çok büyük katkısı var. Çünkü içten yanmalı motordan gelen kısıtlar yok. Anladın mı? Aks mesafesini tabii istediğin gibi konumlandırabiliyorsun. Dolayısıyla tekerlerin köşelerde olması otomobil için çok güzel. Büyük katkısı aynen var. Öyle. Aynen öyle. Onun dışında tabii gölgelenmeler, otomobilin tasarımını göster. Yani mesela kabin arkaya doğru daralıyor ama gövde aynı kalıyor. Dolayısıyla arkayı çok güzel bir çamurla entegre ederek çok evet. Sportif bir görüntü kazanabiliyorsun. Ha, bu tip detaylar son derece önemli. Yani ben çok beğendim. Bayağı ya. Heyecanlandım ben. Çok ben de aynen yani hemen gibi. Keşke üretime çıksa ya, yakın zamanda kullansak. Ama işte arkadaşların esas bunlar prototip çok güzel, çok başarılı ama bundan sonra bunun endüstriyel hale gelmesi,
herhalde o çalışmaların yapılması olur kullanmak. Kesinlikle ben tabii inşallah Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Devleti de bunu alanlara çok ciddi bir aynen maddi katkıda bulunur. Vergi de almaz. Da, ben de bir mezun olarak belki bir yaparlar bize. Seni de tebrik ederiz. Ederim böyle aynen güzel bir okuldan aynen mezun olduğun için. Ben de ayrı bir gurur duyuyorum. Gurur duyman lazım. Aynen öyle, aynı mezun olduğum çok okulda. Çok güzel vallahi Sinancığım. Harika. Ben seni de tebrik ederim bu arada. Sağ ol, sağ teşekkür ol ederim. Sağ ol. İrfan Hocam nasılsınız? Çok heyecanlıyız. Eski bir yakında üniversitesi mezunu olarak da bu otomobili burada böyle görmek beni çok heyecanlandırıyor. Ne güzel. Yani dizaynı olsun, işte anlattıklarınız olsun, işte 350 kilometre menzil dediniz. Evet. Başka mesela bahsetmek istediğiniz otomobille ilgili birkaç küçük teknik özelliklerden bahsettim. Evet. Tasarımından bahsetmek evet isterim. Ünsel'i biz Kıbrıs'ın simgesi Muflon'dan esinlenerek tasarladınız. Muflon gibi zarif, inatçı, agresif, evet, üçlü çizgilere sahip, önde olmayı isteyen, muflon gibi önde evet olmayı isteyen. Özellikle zaten vardır genç otomobil severlerin çok seveceği bir dizayn, evet, kupe bir tasarımı var. İnşallah son üründe buna çok benzer, çok hoş duruyor gerçekten. Elektrikli olması birçok avantaj, evet, çok ekonomik, sessiz, biliyorsunuz gençler büyük merak, hızlanma, 8 evet saniye gibi evet sınıfında iddialı oldukça iyi ki elektrikli olduğu için kesintisiz bir hızlanma kesintisiz sağlıyor. Yüksek tork değeriyle 102 beygir gibi bir gücü var galiba. Gücü var, 75 kW. Heyecanlıyız. Kısa biz de heyecanlıyız. Çok çok mutlu olduk. Son olarak otopark.com takipçilerimize bir şey söylemek ister misiniz? Müthiş bir takip kitleniz var. Evet. Ve sizlere çok hayran oldukları belli. Çok teşekkür burada ederiz. Doğru şeyler ve yenilikçi, Günsel gibi inovatif evet şeyler evet paylaştığınız için. Biz bu tür şeyleri her zaman destekliyoruz. Sizi takip etmelerini öneriyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek teşekkür üzere. Ederim. Kendinize iyi bakın.